Her şey istediğiniz gibi oldu. Gözünüz aydın. Oğlum, biz sana kızgın değiliz. Sen de bir hata yaptın. Görüşürüz sonra anne. Kemal. Söyle baba. Abin serbest bırakılacak. Bir şey demeyecek misin? Ne söylemem istersin baba? Ben yanlış yaptım, abimi boş yere suçladım demem mi istersin? Neden yaptın bunu oğlum? Kandırdılar mı seni? Sizin inanmak istememenizi anlıyorum baba. Ama bir şeyi değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez. O da abimin itirafı. Tamam, tamam. Seni de anlıyorum. Tarık büyük hatalar yaptı. Son zamanlarda dağıldı, savruldu. Hele o adamla iş yapmasını hiç tasvip etmedim. Sonra Zeynep'in evliliği, her şey üst üste gelince hırslandın, sinirlendin böyle. Sakın baba, sakın. Bak bu iki oluyor. Beni çek vur. Ama abime iftira atmakta sakın beni suçlama. Atmazsın, atmazsın da. Siz neye inanmak istiyorsanız ona inanın. Can vermekte, almakta Allah'a mahsus. Abim bir can aldı baba. Hesabını bu dünyada ödeyecekti. Eğer bedelini ödese aklanacaktı. Ama o günahında kayboldu. Yalan onu karanlığın içine çekti. Efendim Zehir. Usta. Keşif tamam. Kadını buldum, adresi mesaj atıyorum. Tamam, hemen geliyorum. Senin birader ne oldu? Bıraktılar. Şuraya bir imza alabilir miyim? Bir de buraya. Buyurun eşyalarınız. Geçmiş olsun. Bu kadar mı? Sağ olun. Siz de sağ olun. Allah razı olsun. Rica ederim. Görebilmez. Buyurun çıkalım. Geçmiş olsun Tarık. Eyvallah. Emir Bey seni bekliyor. Tarık! Oğlum! Tarık! Oğlum! Oğlum! Oh, şükür kavuştuk. Geçti gitti işte. Abim, geçmiş olsun. Sağ olasın. Aslan oğlum benim. Oğlum, süzülmüşsün sen bir günde. Hadi oh. Abartma istersen ya. Çıkabiliyor muyuz? Tabii ki. Hadi ne duruyoruz? Hadi oğlum gel. Anne, baba. Siz gidin, geliyorum ben. Niye ki? Git anneciğim. Geleceğim ben, merak etme. Bir şey yok. Hadi anne. Kim ki bu? Banu Hanım. Şirketimizin çalışanı. Geçmiş olsun. Sen buraya hangi yüzle geliyorsun ya? Sen buraya nasıl geliyorsun? Ben seni merak ettim. Etme merak. Tarık, beni dinlemeden yargılama hemen. Ben seni niye dinleyeyim? Sen beni sırtımdan bıçakladın. Sen benim ipimi çektin ya. Niye dinleyeyim ben seni? Ben sadece... Sus. Allah'ını seversen sus. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Sakın. Efendim. Haber vermedin. Neyi? Kadını bulduğunu. Yanına gidiyorsun değil mi? Evet. İyi, ben de geliyorum. Biliyorum. Neyi?
Karakoldan beri beni takip ettiğini. Ya! Dikkat et, dikkat et. Çarpacaksın. Senin yüzünden. Nasıl anladın takip ettiğimi? Artık antrenmanlıyım. Ben de 2 saattir kasıyorum sana belli etmemek için. Nereye gidiyoruz peki? Orası neresi? İlk defa duydum. Hayret. İlk defa bilmediğim bir şey çıktı. Eğer beni yıldıracağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Bu işte anca beraber kanca beraber. Söyledim sana. Yirmi küsür yıldır burada tek başına yaşıyormuş. Konu komşunun falan eleyip üstünde. Yardım mardım. Zararsız kendi halinde biri dedi. Sen Galip Kozcuoğlu'nun en büyük sırrını sakla ve 3 kuruş paran olmasın. Parayla bir anlaşma yapmadı o zaman. Peki başka? Yani kadını konuşturmam için bana bir açık lazım. Bir aralık lazım. Vallahi başka bir şey yok patron. Olsa dükkan senin biliyorsun ya. Peki çoluğu çocuğu eşi dostu falan da mı yok? Ha kütük meselesini araştırdım. Bir kocası varmış ölmüş. Bir de çocuğu varmış. Nerede peki? Vallahi komşular kadından başka hiçbirini görmemişler yıllardır. Öldü mü ki acaba? Nüfus kaydında ölüm tarihi yok. Gidiyor muyuz? Siz biraz geride kalın. Patron, ufak bir sıkıntı var. Kadın hiç konuşmuyor. Dilsizden hallice senin anlayacağın. Merhabalar. Eğer vaktiniz varsa sizinle konuşmak istiyorum Nursen Hanım. Siz konuştuklarımı anlayabiliyor musunuz? Bakın. Ben savcı veya polis değilim. Ama size çok eski bir geçmişle ilgili bir şeyler soracağım. Yıllar önce bir tanıklık yaptınız. Yok ben daha fazla bekleyeyim. Yenge, yenge dur gitme yenge. Yanında olduğunuz, yoldaşı olduğunuz Müjgan Kozcuoğlu'nun hayatta olduğunu bile bile öldü diye ifade verdiniz. Bakın. Benim amacım size zarar vermek değil, kesinlikle. Lütfen bize yardım edin. Biz sadece gerçeğin peşindeyiz. Galip Kozcuoğlu'nun gelini, Nihan Kozcuoğlu. Bakın, ben de Müjgan Hanım gibi o ailenin tutsağıyım. Sizin bildikleriniz benim özgürlüğüm olabilir. Tek umudumuz sizsiniz. Sayenizde o aileye karşı elimizde bir koz olabilir. Müjgan Kozcuoğlu neden intihar etti? Ne olayın üstünü kapatan savcının, ne o kağıdın altına imza atan doktorun hiçbirinin bir şeyden haberi yok. Bir tek sizin var. Galip Kozcuoğlu herkesi parayla satın alıp susturdu. Ama siz hariç. Sizi çocuğunuz da mı susturdu? Peki nerede çocuğunuz? Nerede? O alçaklar evladınızı size karşı kullandılar. En sevdiğinizle tehdit ettiler. Ve siz de hiçbir şey demediniz. Benim gibi. O canavarlarla savaşabilmem için bana bir kapı açmanız lazım. İntihar günü o evde ne oldu biliyor musunuz? Biliyor musunuz? İntihar değildi.
Allah sizden razı olsun. Siz sözünüzün eri bir adammışsınız. Bir günde huyun suyun değişmiş Tarık. Sakin. Geleneksellik bende alerji yapıyor. Bundan sonra öl deyin. Ölürüm sizin için Emir Bey. Sonunda güvenine mazhar olduk. Utandırmayın beni. Kemal öyle ileri geri konuşunca kafam karıştı. Kardeş ne de olsa ben de elin oğlu. Üstelik sevdiği kızın kocası. Kardeşinle kartlarımızı açık oynuyoruz. O benim kardeşim falan değil. Düşmanlıksa ona benden büyük düşman yok bundan sonra. Emir Bey, siz benim ikinci ailemsiniz. Hadi bakalım. Oyalanma buralarda, eve git dinlen. Sağ olun. Bu iyiliğinizi öğrene kadar unutmayacağım. İyi olur. Hatırlatma yapmayı sevmem. Bir insanın en büyük kamburu kardeşidir Tufan. İyi bir düşmanın elinde en öldürücü silah olabilir. Diz çöktürür adamı. Ne? Emin misiniz? Ama bu mümkün değil. Anlattıklarımın hepsi doğru. Yoksa çocuğumun hayatı için neden susayım? Bu olamaz, olmamalı. Emir bunu duyarsa delirir. Hem de nasıl? Size çok borçlandım. O aileye darmadağın et bana yeter. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Hadi çabuk. Tamam. Beklesene. Bekleyecek vakit yok. Nedir, döküldü mü? Hem de ne dökülme, öyle böyle değil. O kadar yani. Kozcuoğlu ailesinin enkazını kaldıracağız, o kadar. Emanetleri bırakın. Şimdilik cezaları doldu. Hadi ya. Hadi, hadi, hadi. Yenge, basma istersen. Yetişemeyeceğiz nasıl olsa. Efendim, alo. Nasıl öğrenmiş peki? Ha? Nasıl? Ya nasıl öğrenmiş, nasıl? Ya şimdi mi haber verilir bu aptal? Nasıl hapsetti sizi? Hay Allah'ım ya Rabbim, hay Allah'ım ya Rabbim. Acele şirkete geri dönüyoruz. Hemen. Efendim. Bana bak, bugün Kemal Soydere ile görüşmen var mı? Hayır, neden? Daha hızlı.
savaş bölgesine daha fazla yaklaşmayalım. Birinden biri yenilene kadar savaşlarını bitirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Ben de babam mı sen mi daha önce geleceksin diye bekliyordum. Hayırlı haber mi? Nereden baktığınıza bağlı. Özetlersek. Senin de koparılacak bir çöpün varmış. Bahsedilen çöp babam mı oluyor? Söyle ne söyleyeceksen. Gerildin. Ben sadece yaşanmış bir hikayeyi anlatacağım. Sonunda iyiler mi kazanıyor? Kozcuoğulları kazanmıyor. Allah Allah. Şimdi ilgimi çektiniz işte. Dinliyorum. Bundan yaklaşık 25 yıl önce babanız bir kadını öldürmeye çalıştı. İntihar süsü vermek istiyordu bu cinayete ama hiçbir şey planladığı gibi gitmedi. Çünkü kadın ölmedi. Felçli kaldı. Ve ondan sonra da ömrünün geri kalanını... Zırvalamayı kes. Ama daha bitmedi. Kes! Anneniz intihar etmedi. Öldürülmeye çalışıldı. Sus! 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 Onu baban öldürmek istedi. İyi denemeydi. İyi denemeydi. Ama karavan. Hayır. Tam 12'den isabet. Ama artık fitil ateşlendi. Patlayıp patlamaması senin elinde değil Emir Kozcuoğlu. Galip Kozcuoğlu da geldi. Kemal Soydere geldi mi? Evet efendim, biraz önce geldi. Bana söylediğin yalanın her kelimesi için seni ayrı cezalandıracağım. Hiçbir şey yapamazsın. Önce babam var çünkü. Bu hikaye bittiğinde gözün zaten beni görmüyor olacak. Sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum. İnanıyorsun. İnanıyorsun. Çünkü senin iç sesinden daha dürüstüm. Ne acayip değil mi? Sen benden kardeşimi aldın. Ama ben sana bir kardeş veriyorum. Tarık olabilirsin. Olabilirsen tabii. Tarık'tan bahsetmiyorum. Senin kardeşinden bahsediyorum. ...25 yıl önce annen herkesten gizli bir çocuk doğurdu. Senin öz kardeşini doğurdu. Ama baban aldatıldığına inanmayı seçti. Bu yüzden anneni öldürmeye çalıştı. Hepsi tek bir şey yüzünden. Senin kardeşin yüzünden. Bir kardeşiniz var Emir Kozcuoğlu. Seni kendi silahına vuracağım. İşte asıl şimdi benden korkun. Çünkü kalbin avuçlarımın arasında. Sen ben değilsin, yapamazsın. O eskiden de öyle mi yaparım ki? Kartları baştan açtım. Ve benim elim güçlü.
diyelim sana inandım. Eline düşen kardeşim olsa ezer geçerim. Gerçekten öyle biri varsa onu bulacağım. Benden önce ulaşamazsın. Ulaşırım. Hatta son nefesini verirken sana bulduracağım eserinle öfün diye. Aslında şimdi ben eserimle övünüyorum. Şu an karşımda. Yüzüne bakıyorum. Yüzümdeki soru işaretlerinin hepsini satır satır okuyorum mesela. Hoş geldiniz Galip Bey. Kemal Emir'in odasında mı? Bana bak. Sen artık çok fazla oldun. Sakin olun, daha yeni başlıyorum. Yaşlanıyorsun Galip Kozcuoğlu. Gerçekleri gizlemek için geç kaldın. Bizi birbirimize düşürmek için yalan söylüyor. Hangi konuda? Ne anlattın Emir'e? Neden bu kadar öfkelendiğinizi anlamıyorum. Ben sadece göz aydınla gelmiştim. Bir kardeşim varmış. Sen artık haddini aştın. Neden? Sizin gibi adaleti yanılttığım için mi? Yoksa karımı felçli bırakıp bir eve hapsettiğim için mi? Ona bak. Seni var ya. Seni var ya. Öfken kabulün mü? Hayır. Bana bak Kemal Soydere. Sen artık çok ileri gidiyorsun. Sakin ol. Önce o çocuğu bulacağım. Sonra sizin bu karanlık imparatorluğunuzu yok edeceğim. O biraz zor. Bana bak. Bundan böyle yalnızca Emir Kozcuoğlu yok senin karşında. Ben de varım. Seni bu piyasadan kazıyacağım. Böyle hayaller kurmayın. Sonra düşüş sert oluyor. Bana bak, seni geberteceğim. Seni geberteceğim. Fevri davranmadan önce biraz daha sinirim. Sizinle olan düşmanlığımızın zaten sebepleri çok. Hesapları kapata kapata gidelim. Hı? Kapata kapata gidelim. Aniden gelmiş. Yani benim önceden haberim olsaydı kesin haber verirdim ben. Sağ ol Bilin. Bu bile yeterli. Annemi öldürmek istedin mi? Hayır, hayır. Zayıf bir kadın olduğu için kendini attı. Yalanlarını sormuyorum. Tek soru. Tek cevap. Peki diğer mesele. Gerçekten bir kardeşin var mı? Cevap ver! Bağırma! Cevap ver. Doğru mu? Bir kardeşim olduğu doğru mu? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Çok kötü bir şey oldu. Çok kötü. Seni boğmamam için bana doğruyu söyle. Gerçekten bir kardeşim var mı? Evet bir kardeşim var ama benden değil. Öz kardeşim değil. Annenle aşığında. Kemal başka bir hikaye anlattı. Kemal senin düşmanın. Ben senin babanım. Bunun için kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Hani annenin üç günlüğüne deyip de aylarca gelmediği o seyahati hatırlıyor musun? Birlikte gidecektik, sen
götürmesine izin vermedin beni. Evet. Seninle giderse geri dönmez diye korkmuştum. Korktuğum başıma geldi. Aylarca dönmedi. Sonra bir gün çıktı geldi. Senin için. Meğer senin için gelmiş. Defalarca seninle birlikte kaçmaya çalıştı, engelledim. Aklını başına toplasın diye bir odaya soktum, yataklara düştü ve sonra... Sonra bir mektup geldi. Aşığından. Haftalardır onu görmediğini, çok merak ettiğini ve onu beklediklerini yazmış. Evet, annenin ya aşığı varmış, bir de çocukları. Sen de annemin cezasını kestin. Hayır, hayır, hayır. Hayır, kesme. Hayır. İntihana ben sebep olma. Git. Aşığınla çocuk peydahla. Sonra da yataklara yapış. Bana bak. Bana bak. Seni öldürmemem için bana bir şey söyle. Yemin ederim. Yemin ederim seni hiç aldatmadım Galip. Beni aptal yerine koyma. Bu ne? Bu mektup ne o zaman? Önce o adamı, sonra da çocuğu geberteceğim. Hayır dur! Dur! Senin çocuğun o. Sesini yalan söyleme! Hamdi olduğumu orada öğrendim Galip. Kes sesini. Değil mi ki aşığının gözü değdi? O büyütüyor onu. Bak, benimse bile geberteceğim. Seni de, onları da diri diri mezara gömeceğim. Galip. Bana kim olduğunu söyleyeceksin. Ölürüm. Ölürüm de söyleme. Öl o zaman. Hayır! Galip! Galip dur! Hayır! Bırak ne olur! Bırak! Thank you.
Adamın kim olduğunu sordum. Söylemedi. Yerine intiharı seçti. O adam yerine annemi öldürmek istedi. Annem! Annemi öldürmek istedim! Anneni öldürmek istedim ama yapmadım. O bize ihanet etti oğlum. Bizi hiç sevmedi. Hele benim, benden nefret etti. Sana soruyorum, sen eğer benim elimde olsaydın ne yapardın? Ha? Söyle, ne yapardın? Nihan sana ihanet etse, Kemal Soydere'den bir tane çocuğu olsa, ne yapardın? Ne olacak peki şimdi? Galip Kozcuoğlu Nursel Hanım'ın peşine düşecek. Emir de kardeşini bulmaya. Patron da her ikisinin biri de. Hadi gidelim şu Nursel Hanım'ı güvenli bir yere yerleştirelim. Nereye? Güvenli bir yere. Ama neresi orası? Ne yapacaksın? Çorba mı yapacaksın? Nihan. Bak Emir şu an yaralı bir hayvan gibi. Bugün ondan uzak dur. Açabilirsin. Benim için onu kırmana gerek yok. Sabah Asu'yla ilgili seninle ne konuştuk? Sen hala inatla üstüne mi gitmek istiyorsun? Ya tamam, kulağımın dibinde böyle höt höt. Zar yani bu da. Bir sınırı var değil mi? Bir şey öğrenirseniz haberdar edin beni, tamam mı Zehir? Aman bana bu kelimeyi kullanma. En son kullandığında kuyruk gibi peşimize takılmışsın. Merak etme, niyetim yok bu sefer. Hadi, Emir'in kardeşini ondan önce bulmamız lazım. Savcı değilse geriye bir tek kişi kalıyor. Bana Nursel denen o kadını getirin. Yerin dibine bile girmiş olsa çıkarıp getirin. Sen şimdi iki tane daha adam ayarla, tamam mı? Güvenlik maksatlı evin etrafında dolansınlar. Hadi bakayım göreyim seni. Nursel Hanım'ın evi tamamdır. Güvenliği de bende. Kimin adına kiralamışlar? Benimkilerden bir tanesinin eşi adına. Annesi için tuttuğunu söylemiş. Sittin seni arasalar bulamazlar orayı. 7/24 kontrol altında tutsunlar. Merak etme.
İkinci bir Karen olayı yaşatmayacağım sana. Eyvallah. Oğlum, saatler olsun. Sağ ol anacığım. Hadi üstüne bir şey giy gel de. Çorba yaptım. İçersin, karnını doyurursun. Yok, size afiyet olsun. Ben yemeyeceğim. Tarık. Neye canın sıkkın senin hala? Hiç. Oğlum, insan karasıyla terbiye olurmuş. Biz de felaketlerden geçe geçe güçleneceğiz. Bizim sana güvenimiz tam. Sağ olun anne. Tarık, yoksa senin hakkın o kızda mı? Hangi kızda? Hani bir kız vardı ya, esmer olan. Emniyette seni görmeye gelen hani. Banu. Banu Hanım. Banu Hanım bizim şirketten, o merak etmiş demek. Banu Hanım'la kavga mı ettiniz? Anne. Tarık, bak eve gelmeyip de onda kalmıyorsun değil mi? Ne alakası var anne ya? Hah, iyi. Öyle evlenmeden, bartlanmadan filan. Bizim aileye öyle şeyler yakışmaz biliyorsun. Hadi bir şeyler giy üstüne. Lütfen konuşalım, lütfen. Babacığım, hani söz vermiştin? Sadece odalar ayrılacaktı. Niye vazgeçtin ki şimdi? Oğlum, bunu kendi istedi. He? Doğrusu da bu. Sürekli alttan almaktan yoruldum artık. Ne onlar öyle? Sence? Önder. Bak, bir süre dedim bu. Bir ömür boyu demedim. Birini bırak. Geldiğince gel, gittiğince git. Ben senin süs köpeğin değilim. Önder, asabımı bozma benim. Bırak diyorum. Yeter! Baba lütfen. Anne sen de üzerine gitme. Sakin kalan taraf olmaktan bıktım. Senin bu dengesizliklerinden bıktım, usandım artık. Beni çileden sen çıkarıyorsun. İyi işte, kendimi senden kurtarıyorum. Hayatından çıkıyorum. Asla bırakmam seni. Bugün benim hayatımda bir milat. Seni terk ediyorum. Hayır! Anne yapma. Uzak kalmak ikinize de iyi gelecek. Sen karışma. Hiçbir yere gidemezsin. Babacığım. Ya annemi böyle çaresiz bırakmayın, ne olur. Sen sus. Gidemezsin diyorum. Bana bak. Eğer bu kapıdan çıkarsan bir daha asla buraya giremezsin. Anladın mı beni? Önder. Önder, özür dilerim. Lütfen gitme. Ne olur bir konuşalım. Her şeyi zorlaştırma. Bak çalışanlara rezil oluyoruz. Önder, hiç kimse umurumda değil. Önder, bırakmam seni lütfen. Ne olur lütfen. Ay Ozan, ne olur bana sabahki mesele deme. Maalesef. Annem babamı evden kovdu. Babam da hareket edince manzara bu. Ay inanmıyorum ya. Resmen dilimi tutamadığım için çok kızıyorum şu an kendime. Onların normali bu. Sen kendini suçlama. Önder. Önder. Önder lütfen in aşağı. Önder lütfen gitme. Önder. Önder in aşağı diyorum sana. Önder gitme. Seni pişman edeceğim. Anladın mı beni? Yalvara yalvara buraya geri döneceksin Önder. Öyle yaparak onu daha çok itiyorsun. Bırak kafasını toplasın. Seni sinsi küçük şeytan. Her şey senin yüzünden oldu. Anne sakın. Tuzağa düşürdün beni. Ben nereden bilebilirim böyle olacağını anneciğim? Ben de çok üzgünüm. Yalancı. Her şeyin hesabını vereceksin, anladın mı beni? Her şeyin. Anne yapma şunu. Zeynep'i suçlamaktan vazgeç ya. Ozan. Görmüyor musun? Artık gözünü aç, bu kız seni sevmiyor. Sen onun planının bir parçasısın sadece. İntikam almak için seni kullanıyor, görmüyor musun? Ya yeter! Benim de gitmemi istemiyorsan sus. Zeynep'i suçlamayı da bırak. Yoksa babam gibi çeker giderim, bir daha da dönmem. Yeter! Ozan dayanamıyorum ben, yeter ne olur. Bir insanın üstüne bu kadar da gelinmez ki ya. Ya dur, ağlama ya.
Aşkım ne olur ağlama, kıyamam ya. Ne olur ağlama, canım benim. Son zamanlarda neler olduğundan haberiniz vardır. Kemal size anlatmıştır. Ben de bu konuyu sizinle konuşmak istedim. İyi yaptın. Hakkı Bey nasıl? Aynen. Siz de bize karşı mısınız? Biz derken? Kemal'le bana. Nihan'ın teyzesi olarak. Teyzesi olmamla bir ilgisi yok. Karşısınız yani. Mesele bu değil ki Asucuğum. Mesele aşk. Ben Nihan'dan daha az sevmiyorum Kemal'i. Peki Kemal seni Nihan'ı sevdiği kadar seviyor mu? Bak, Kemal'i benden daha iyi kimse tanıyamaz. O bir kere aşık oldu. Hala da öyle gidiyor. Başkasını seven bir adamla hangi kadın mutlu olmuş Asu? Sen olabilir misin? Bak, Nihan'la Kemal'i ayırmaya Emir'in bile gücü yetmeyecek. Göreceksin, onlar sonunda kavuşacaklar. Sen çok iyi birisin, ben senin üzülmeni hiç istemiyorum. Benim gitmem lazım. Beni kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Kalkacaksanız ben sizi bırakayım. Yok gerek yok. Ben şirkete gideceğim zaten. Görüşürüz. Görüşürüz.